101 soruda LS 4. part kimya devam ediyor. Evet 59. soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bağlar ile ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. Burada ozon molekülü ile ilgili olarak arkadaşlar bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden hangileri doğrudur bunu görelim bakalım. Evet. Görelim. Rezonans neydi oza hocam? Hocam bana sormayın ya. Rezonans çiftli bağların konum değiştirmesidir arkadaşlar ama aynı elementler arasında değiştirmesi lazım. Yani burada mesela oksijen atomu oksijen atomu diğer tarafta da oksijen atomu oksijen atomu. Yani çiftli bağ buraya da gelebilir, buraya da gelebilir. Evet. Arkadaşlar çift yönlü ok ile gösteriyoruz rezonans yapısını. Bu gösterim doğru mudur? Hı. Evet doğrudur arkadaşlar. Peki polar molekül müdür hocam? Hayır. Polar hmm. olması için böyle olması gerekiyor. Böyle, şöyle. Yani bu tarafta bu tarafta. Mesela atıyorum, bu bu tarafta iki nokta varsa bir de iki nokta da bu tarafta. Hmm, o zaman apolar olması lazım yani kutupsuz dengeli molekül. Dengeli olan bu polar dengesiz. olmuyor mu? Ah ah, polar kutuplu demek hocam. Nord polar, sort polar. Kuzey kutbu, Güney kutbu. Tamam. Değil mi? De yönelmiş demek olan yani. Tamam. Şimdi bunu aslında şöyle ben bir benzetmeyle ile ifade etmeye çalışayım. Su molekülü mesela. Hı hı. Su molekülü polardır değil mi? Buradaki elektronlar arkadaşlar taktası. oksijene Sürekli doğru yüksek. yönelmiştir. İki Aha. kuvvet yukarı doğru uygulanırsa denge olabilir mi? Mümkün değil. Evet. Ozon molekülü arkadaşlar polar yapılı bir elementtir. Peki kaç tane sigma bağ var? Kaç tane pi bağ var? Evet burada baktığımız zaman bir elementin diğer elementle yapmış olduğu ilk bağ sigma, sigma Diğeri pi idi. E burada yine sigma. bir elementin diğer elementle yapmış olduğu ilk bağ var. Dolayısıyla iki tane sigma bir tane de pi bağımız var. Üç öncülümüz de doğru. Evet daha sonrasında Vesper gösterimini arkadaşlar göreceğiz. Vesper gösterimi ne oluyordu? Nasıl gösteriliyordu? Şimdi burada arkadaşlar A merkez atomu ifade ediyordu. Evet. Burada X yapısı vardı. Merkez atoma bağlı olan atomu ifade ediyordu. Evet. Bir de E yapısı vardı. E de arkadaşlar ortaklanmamış yani bağ katılmamış elektron çiftlerini ifade ediyordu. Evet. Bunları belirteceğiz. Şimdi burada elementlerin atom numaraları verilmemiş arkadaşlar. LYS bölümünde böyle bir şey olabilir elementlerin atom numaraları verilmeyebilir. Bazı bileşiklerin genel olarak arkadaşlar açık formüllerini, gösterimlerini ne yapmamız lazım bilmemiz lazım. Şimdi suyun gösterimi nasıl hocam? Şu şekilde değil mi? Hı hı. Şimdi burada merkez atom kim? Merkez atom arkadaşlar etrafında elementleri veya ortaklaşmamış elektron çiftlerini toplayan elementtir. Dolayısıyla buradaki oksijen merkez atom. Hı hı. A yapısı bu. Peki merkez atoma bağlı kaç tane atom var hocam? İki tane. İki tane atom var. X2, Merkez atoma bağlı olan atomları gösteriyorduk. Hı hı. Peki kaç tane ortaklaşmamış elektron çiftimiz Dört. var? 2. Şey Çift olarak ifade ettiğimiz için arkadaşlar iki. Dolayısıyla bunu da E2 olarak gösteriyoruz. Evet AX2 E2 olacak. Birinci <laughs> öncülümüz doğrudur. Peki emonyak bakıyoruz hocam. Emonyak. Emonyak. Emonyak'ın açık gösterimi böyle. Amerika bile bu. Aynen öyle. Peki hı hı. buradaki merkez atom kim öğretmen? Evet N. A. A. Kaç tane grup bağlı? 3 tane. 3 tane. Kaç tane ortaklaşmamış elektron çifti var? 1 tane. Doğru. A-3-E. Bu da doğru. Peki CH4 yapısına baktığımız zaman karbon merkezde 4 tane hidrojeni şöyle bağlıyoruz. Şimdi polar mı apolar mı? Apolar. Tamam. Pratik niye? bir bilgi. Ama niye işte şöyle gitmedi karbonlar? Aslında ben burada ee... Normalde arkadaşlar gösterim şekliyle verdim. Şuradaki bağ açısı 109.5 109 derecedir. Hı hı. Düzgün dörtgendir. Hı. Düzgün dört daha doğrusu. Dolayısıyla böyle yani gösterimi şöyle, teorik olarak yapayım, doğru. Tamam. Aslında arkadaşlar şöyle de yapabilirler. Bir problem tamam. olmaz. Bir de e, genel bir bilgi vereyim arkadaşlar. Hidrokarbonlar yani karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklerin tamamı apolar yapılıdır. Niye diyebilirler? Elektronegatiflik farkı 0 ile 0.3 ise apolar kabul ediliyor. İleri düzey kimya bilgisidir. Dolayısıyla karbonlu, hidrojenli bir bileşik görürlerse kat sayısı ne olursa olsun daima apolar desinler. Evet. Peki CH4'ün açık şeklini gösterdik. Merkez atom kim hocam? Karbon. Peki merkez atoma kaç tane atom bağlanmış? Evet. 4 tane. Peki merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla bu gösterimde doğru mudur? Yok. Evet doğrudur. Evet. <laughs> Yandaki bileşik çiftlerinden hangisi veya hangileri cis trans izomerisi göstermez? Şimdi cis trans izomerisini biz hangi bileşiklerde gözlemliyoruz? Sikloalkanlarda gözlemleyebiliriz. Alkenlerde gözlemleyebiliriz. Arkadaşlar alkenlerde gözlemlemiyoruz. Cis trans izomerisi göstermiyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum sikloalkan ortasında boşluk yok benzen değil yani. Değil mi? Altıgen yapılı arkadaşlar. Olabilir. Alken mi? Evet alken olabilir. Alken mi? Alken olabilir arkadaşlar. Peki burada neye bakmamız lazım? Yönelimlere bakmamız Hı -hı. lazım arkadaşlar. Evet. Peki yönelimleri nasıl belirteceğiz? Şimdi düz çizgi veya şu şekilde kesikli çizgiyle belirtilmişse arkadaşlar bunlar arkadaşlar içe dönüktür. Yani şöyle isimlendirebiliriz veya e, örneklendirebiliriz. Kağıdın içine doğru. Bir tamam. de dışına doğru var. Dışına doğru olduğu zaman da şöyle bir taralı üçgen verecekler bize. İçi dolu taralı üçgen verecekler. Bu da dışa dönüktür arkadaşlar. Şimdi cis ne demekti? Aynı yönlü. Trans zıt yönlü demekti. Şimdi burada bakıyorum içe dönük içe dönük. He, benzer yapılı o zaman bu cis yapısında. Değil mi? Peki buna bakıyorum içe dönük içe dönük. He, bu da cis yapısında. Değil mi? Hı hı. Cis gösteriyor. Aslında şunu ben karalı vermiştim. Onu bir düzeltelim. Şöyle göstersek daha güzel olur soru bu taralı verelim. Yani bu içe dönük, bu da dışa dönük Hı -hı. olsun. O zaman ne olacak? Trans olacak. Yani Hı -hı. cis trans gösterecek. O zaman birinci öncülümüz doğru olacak arkadaşlar. Peki alkenlerde nasıl bir şartımız var? İkili bağ bulunduğu karbon atomlarına aynı grup bağlanmayacak. Tamam. Nasıl bakalım? Bu karbonu ne bağlanmış hocam? CH3. Buna ne bağlamış? Hidrojen bağlamış. Buna bakıyorum. H. Hidrojen. H. Şeyken, Etil grubu. Farklı gruplar bağlanmış. Dolayısıyla hı. cis trans izomerisi bu gösterebilir. Peki bu bileşik gösterebilir mi? İkili bağ bulunduğu karbona metil bağlanmış, hidrojen bağlanmış. Etil bağlanmış, hidrojen bağlanmış. Peki kim cis, kim trans? Hidrojenler burada aynı yönü değil mi hocam? Hı hı. Dolayısıyla bu cistir. Diğerine baktığımız zaman hidrojenler karşıt olarak konumlanmış. Bu da trans'tır. O zaman en az iki tanesini arkadaşlar aynı element olarak vermek zorunda. Hı hı. Ama karşılıklı. Tamam. Çok güzel. Devam ediyoruz. Diğer bir baktığımız zaman arkadaşlar burada ne görüyoruz? Hepsi 4 farklı. tane farklı grubun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada cis trans belirleyebilir miyim? Belirleyemeyiz. Belirleyemem. Dolayısıyla bu oyuncular gitti. O Değil zaman mi? cevabımız 1 ve 2. Evet. 3 tane arkadaşlar karmaşık bileşikleri görüyoruz. Yukarıda verilen çiftlerden hangisi veya hangileri birbirlerinin rezonans yapısıdır? Hmm. Çiftli bağlar konum değiştirecek Hı -hı. Ama aynı elementler arasında değiştirecek Hı -hı. Bakalım Şimdi burada arkadaşlar format yönünü görüyoruz Çiftli bağ buradaymış Çiftli Aslında. bağ burada olmuş Ne fark etti? Herhangi bir şey fark eder mi hocam? Hayır Fark etmez rezonans Dolayısıyla yapı. bu rezonans yapısıdır Evet Bakıyorum Karbon oksijen arasında e Diğer tarafta da karbon oksijen arasında Herhangi bir fark var mı? Ya. Yok Dolayısıyla bu da rezonans Evet Peki buna bakıyorum. Buradaki çiftli bağ karbon oksijen arasında, e burada karbon karbon arasında. Var. Evet. Dolayısıyla burada bir farklılık var. Burada rezonans yok. Buna biz ne diyoruz? Tautomeri diyoruz. Arkadaşlar, tautomeri nedir? Molekülün daha kararlı olabilmesi için molekül içi düzenlemedir arkadaşlar. Bir düzenleme yapılıyor. Peki burada e, hani konu içerisinde, müfredat içerisinde hangi tautomeriyi görüyoruz biz? Enol Keton tautomerisini görüyoruz. Şimdi alkol olma şartları vardı. Alkol olma şartlarında OH grubu bulunan karbon atomunda çiftli bağ bulunamaz. Hı hı. Bunu düzeltelim. Şöyle de bir e, yorum yapmamız lazım. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda bulunamıyor ama çiftli bağ bulunabilir alkol bileşiklerinde. OH'ın bulunduğu karbonda bulunamaz arkadaşlar. Hı hı. Dolayısıyla bu kararsız yapı. Kararlı olabilmek için buradaki çiftli bağ karbonla oksijen arasına gidiyor. Buradaki hidrojen de buradaki eksik bağ yapan karbonu Hı hı. düzenliyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne formuna dönüyor? Keto formuna. Aslında burada aldeit ama genel olarak enol-keto tautomerisi olarak isimlendirilir. Bu bilgide verelim. Evet. Yukarıda verilen bileşikle ilgili olarak arkadaşlar 1, 3, 5 nolu karbon atomlarının hibritleşme türleri sorgulanmış. Hibritleşme türlerini nasıl bulacağız? Arkadaşlar sigma bağları hibritleşme türünü belirler. Pi bağları hibritleşme türüne etki göstermezler arkadaşlar. Katılmazlar. Sigma bağlarını sayacağız. Sigma bağ sayısından bir çıkarıp P'nin üstünü bulacağız. Evet yapalım. Tamam. Mesela bu karbona bakalım hocam. Kaç bir tane, tane sigma, sigma bağ var? Yok, bir tane var doğru. Olur mu hocam? Aa, Şunları... açacak mıyız bir de onları? Açalım hocam. Öğrencilerimiz daha iyi görsün. Ben Değil şu mi? ikisinin arasındaki Şöyle ben tek bağ tek bağ bir açayım baktım. o zaman. Aynen öyle. O zaman gözden kaçan şeyler var. O zaman düzenleyelim. CH Yabiri. <laughs> Bunu bilmek zorunda mı çocuk? <laughs> ya hocam ne yapıyor? Bak bu karbona 3 tane hidrojen bağlı. Tamam dördüncüyü öyle bağlayacak. Aynen öyle. Şimdi burada ne yapmış? Bir nolu karbon atomu demiş. Bir nolu karbon atomunu şurada vermiş. Değil mi? Bu bir nolu karbon atomu. Bunda kaç tane sigma bağı var? Ha pardon ya. Ben zannettim ki bu C6H3 siz şu anda onu açtınız. Ben de ne ya. kadar safım ya. Estağfurullah. Şu altıncı adım dediniz. Şurası Aynen. yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam, Süper. Pardon. Bir nolu karbon atomu. Bir nolu karbon atomunda kaç tane sigma bağı var? İki tane. İki mi? Bir. 2. Bir de burada var. 3. Aynen öyle. 3 tane sigma bağı var. Hı -hı. Sigma bağı sayısından 1 çıkardım. 2. P'nin üstünü verecek. Doğru. O zaman bu doğru. Peki 3 nolu karbon atomuna bakalım. 3 nolu karbon atomu hangisiymiş hocam? 2. 3'müş. Peki kaç tane sigma bağı var? 2. 1 çıkarın. 2. 2'den 1. Aman hocam, aman <laughs> hocam. SP1 doğrudur. 5 nolu karbon atomu. Vallahi aman aman. 3, 4, 5. 4 tane sigma bağı var. Aynen. 1 çıkaralım. Üç. P3. Dolayısıyla hepsi doğru. Tebrikler. Çok güzel. Evet. Bileşiğinde kaç tane asimetrik karbon atomu vardır? Diyor arkadaşlar. Asimetrik karbon atomu ne? Arkadaşlar SP3 hibritleşmesi yapmış. Yani 4 tane sigma bağ bulunan karbon atomuna 4 tane farklı grup bağlanırsa arkadaşlar asimetrik karbon atomu olur. Nasıl? Şurada şey olmayacak mı? Evet, burada olacak tabii ki olacak. Eksik kalmış hocam. Şimdi şöyle. R, H, burada brom olsun. Burada da klor olsun. Mesela. Asimetrik. Dört tane arkadaşlar, sigma bağı var. Her biri farklı grup. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradaki yıldızlı karbon atomuna biz ne diyeceğiz? Asimetrik karbon atomu diyeceğiz. Hı hı. Evet. Yalnız burada dört <laughs> tane sigma bağını da unutmamak lazım. Mesela burada aramam. Niye? Çünkü çift bağ var zaten. Aynen öyle. Dolayısıyla bu, bu gitti. Peki bunda olabilir mi? Değil. İki tane haş var. İki çünkü. tane aynı grup var. Dolayısıyla bunu da eledim. Asla şöyle bir şey yapabiliriz, çizgi hı hı. koyabiliriz. Peki buna baktığım zaman, İki tane şuradaki karbonlu. grup farklı. Ama Buradaki grup karbonu farklı. karbonu değil mi? Şöyle komple grup sayıyoruz. Sadece karbon arkadaşlar e, bir grup olmaz. Alkil grubu olacak. Alkenil grubu olabilir. E, alkilil grubu olabilir. Fonksiyonel grup bağlanmış olabilir tamam. arkadaşlar. Dolayısıyla burada şu farklı bir grup olarak. Hatta şöyle göstereyim. Şu farklı bir grup. Şuradaki grup da farklı bir grup. Değil mi Hı -hı. hocam? E, hidrojen farklı. OH farklı. O zaman bir tane asimetrik karbonum var. Hı -hı. Peki şuna bakalım. <laughs> Şuradaki grup tamamen farklı. Şurayı bu sefer ayrı bir grup olarak alacağım, değil mi hocam? Hı hı. O haş bağlı, haş bağlı, burada da arkadaşlar karboksil grubu bağlı. Dolayısıyla hı hı. bu da asimetriktir. 2. Buna bakmama gerek var mı? Yok zaten. Aynen öyle. Tamam. Çift bağ içeriyor. O zaman kaç tane asimetrik karbon atomu var? 2 tane. tane asimetrik karbon atomu var. Evet RS adlandırmalarına geldiğimiz zaman arkadaşlar daha demin dedik ki hocam içe dönük dışa dönük. Şimdi burada e, saat yönünde ve saat yönünün tersinde arkadaşlar adlandırmalar yapacağız. Bunu e, Chen, Prelog ve Ingold arkadaşlar denilen bilim adamları yapmışlar. Sağ olsunlar. Aynen öyle. i̇çe dönük neydi hocam? İçe dönük böyle biraz daha içe kapanık. Mülayim. <laughs> evet kesikli çizgi ve düz çizgi arkadaşlar içe dönüktür. Nereye içe dönüktü hocam? Kağıdın içine doğru. Hı hı. Bir de ne vardı? Taralı üçgen vardı değil mi? Taralı üçgen için. ne oluyordu? Evet içini tarayalım şöyle. Dışa dönüktür arkadaşlar. Evet. Şimdi RS adlandırmalarında asimetrik karbon <laughs> atomuna bağlı olan en küçük e, elementi arkadaşlar numaralandırmıyoruz. Diğerlerini de atom numarasına göre arkadaşlar ne yapıyoruz? Numaralandırıyoruz. Büyükten küçüğe doğru numaralandırıyoruz. Büyükten küçüğe doğru. Eğer saat yönü ise R. Saat yönünün tersi ise S olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Hı hı. Evet. Şimdi burada birinci öncüle bakacağız. Birinci öncülde atom numarası en küçük olan kim? Şimdi karbonun atom numarası 6. Oksijenin 8. E burada ne var? Etil grubu var. Onu şöyle bir açalım biz. CH2, CH3 diye. Bağlı olan atom 6. E 6'ya 6 eşit oldu. O zaman sonraki atoma bakmamız lazım. Hı hı. O da karbon. Hidrojenlere bakacak mıyım? Bakmayacağım arkadaşlar. Peki burada atom numarası en küçük olan hidrojen içe dönük mü dışa dönük mü? Dışa dönük. Dışa dönük. Bunun içe dönük olması lazım. Kağıdın içine doğru bakması lazım. Ama işimiz zor değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada şöyle bir yorum yapacağız. R bulduysak S, S bulduysak R alacağız. Yani tersini alacağız. Şimdi burada büyükten küçüğe doğru sıralıyordu. Değil mi hocam? Evet. 8, 6, 6. Bu daha büyük grup oluyor. Daha sonrasında buraya gidiyor. Peki bu saat yönlüdür. Saat yönünün tersidir. Saat midir? yönünün tersi. Tersidir. Ama hidrojen burada dışa dönük olduğu için ne yapacağım? Saat yönü gibi alacağım. Ne olarak alacağım bunu? R olarak alacağım. Peki buradaki arkadaşlar bileşiği ne sınıfı bir bileşik? Etil. Ne? OH grubu var. OH grubu varsa bazik. Alkol sınıfıdır arkadaşlar. <laughs> alkil grubuna OH grubu bağlıysa alkol sınıfıdır. Peki burada kaç tane karbon var? 4 tane karbon var. Evet ikinci karbonda neyi görüyoruz? OH grubunu görüyoruz. R2 bütanol diyoruz. Evet. Siz bu çekimleri Raşit'le yaptınız ya hocam. Ben ondan hatırlamıyorum. Evet doğrudur hocam. evet. Peki atom numarası en küçük olan kim arkadaşlar? Hidrojen. Değil mi? Bunu arkadaşlar dışarı alıyoruz. Daha sonrasında oksijen bağlı 8. Karbon karbon bağlı 6'ya 6. Daha sonrasında karbon bağlı 6. Peki burada hidrojen içeri dönük mü? Evet içe dönük. Dolayısıyla arkadaşlar burada büyükten küçüğe doğru direkt numaralandıracağız. Bunun adlandırması da yine R2 butanol. Bakın bu sefer konum değiştirmiş. Hidrojen yine içe dönük. Hı hı. Değil mi? Büyükten küçüğe doğru numaralandırıyoruz. 8, 6'ya 6 daha sonrasında buraya gelecek. Şöyle mi olacak hocam? Hı hı. Yine R arkadaşlar. Yine ikinci karbonda bir tane OH grubu bağlı olduğu için yine R2 butanol. Evet. Aslında üç bileşik farklı gibi görünse de aynı bileşikmiş. Evet, burada arkadaşlar alkol grubu, karboksil grubu, metil grubu olan bir karbon atomu var. Bu Hı -hı. bileşikle ilgili olarak arkadaşlar öncüllerinden hangileri doğrudur? Asimetrik karbon atomu içerir mi hocam? Asimetrik karbon atomu içeriyor. Evet, 4 evet, tane farklı grup Hı -hı. bağlanmış, dolayısıyla asimetrik karbon atomu içerir. <laughs> asimetrik karbon atomu içerirse polarize ışığa etki eder arkadaşlar. Eğer sağa döndürürse Artı D artı sola döndürürse D eksi olarak isimlendirilir. Evet. Peki cis transinomerisi gösterir mi göstermez mi? Hmm. Sikli alkan değil. Hı hı. Alken mi? Hı hı. Değil. Dolayısıyla göstermez doğrudur. Şu. Evet. Bileşiğinde karbon atomlarının yükseltgenme sayılarını bulunuz demişiz tekrardan arkadaşlar. Tek tek bulalım. Tamam. Burada yalnız e, fonksiyonel grubun olduğunu görüyoruz. Ne grubuydu bu? Karboksil grubuydu. Tekrar açayım mı hocam tek tek? Fark etmez benim için. Fark ben etmez açayım mı? Biraz daha pratik yapsak aslında. Tamam daha iyi. Daha pratik yapalım. Şimdi burada 3 tane hidrojen var ya. Hı hı. Buna direkt eksi 3 diyorum. Tamam. Niye? Çünkü karbon hidrojene göre daha elektronegatif arkadaşlar. Direkt ne yapacak? Elektronları kendine doğru çekecek. Eksi 3. Burada kaç tane hidrojen var? 2. Eksi 2. Burada, Burada kaç tane hidrojen Eksi var? Bir. Eksi 1. Burada kaç tane hidrojen var? Eksi 1. Bir. Şimdi oksijene geldiğimiz zaman durumun rengi değişiyor. Niye? Çünkü karbon 4A grubu, oksijen 6A grubu. Hı hı. 6A grubu 4A grubuna göre daha ametalik. Dolayısıyla elektronlar kime doğru yönelir? Oksijene. Oksijene doğru. O zaman ne olacak? Burada Şuradaki arkadaşlar elektron oksijene doğru yöneldi. Buradaki de yöneldi. E buradaki de yöneldi hocam. Oksijen artı 3 oldu. Aynen öyle. Oksijen elektron verdi. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar karbon artı şey 3 salladım. değerli kaldı. Hidrojen Hı. mi dedik? Ben oksijen, oksijen dedim. Ha de, pardon. Arkadaşlar. Karbon artı 3 değerlik alıyor burada. Tamam. Tamam. Evet bileşiğini yupa kurallarına göre adlandırınız diyor arkadaşlar. Burada bir hidrokarbonu görüyoruz. Fakat nitro grubu bağlanmış. Değil mi? Öncelikle hı hı. en uzun karbon zincirini belirleyeceğiz. <laughs> en uzun karbon zinciri 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu arkadaşlar. Değil mi? Daha sonrasında numaralandırma, dallanma burada daha düşük numara alacağı için soldan başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak arkadaşlar. Evet 3 nolu karbon atomunda 2 tane ne grubu var? Metil grubu var. Evet 3, 3, metil D, metil. metil. Evet 2 tane grubu vardı hocam. Bu grubun adı neydi? Nitrolu nitro grubuydu. Çok güzel. Altı karbonlu arkadaşlar alkanın adı heksan. Evet. Bu şekilde adlandırmamızı yapacağız. Niye burada di'yi önce, neyi sonra aldık? Alfabetik sıra önemli arkadaşlar. Evet. Peki iki tane alkil halojenürü görüyoruz arkadaşlar. Burada Tabi şurada iki tane sodyumun olması lazım. Ürün sentezini sorgulayacak muhtemelen. Reaksiyonun sonucunda elde edilecek ana ürünleri ve yan ürünleri belirtiniz diyor. Burada ne yapıyorduk? Bunu Raşit Hoca ile çekmiştik. Hatırlamazsınız. Hatırlamıyor musunuz hocam? Daha öncelerden. Ah. 20 sene geriye göndermeniz <laughs> lazım. Keşke bir zaman makinesi olsa. ben <laughs> halimden memnunum. Tamam. Evet şimdi ne yapacağız burada? Arkadaşlar buradaki alkil grubu kendi arasında birleşecek. Yani R1, R1. Bileşini oluşturacak. Şuradaki R2 yani ikinci alkil halojenür de kendi arasında birleşecek. Bu kendi aralarında birleşenler yan ürünleri oluşturacaklar. Daha sonrasında karşılıklı olarak arkadaşlar alkil grupları bir araya gelecek. Bu da ana ürün olacak. Evet. Tamam. Tamam. Dur hocam, hocam daha bitmedi ama. Ama yan ürün, ana ürünleri belirtiniz. Belirttik, bitti. Ama R'ler hocam burada karbonlar Hayır. belirtilmiş. Lütfen, tamam. lütfen, lütfen. Peki, öncelikle R1, R1 yapalım o zaman. Hı -hı. Değil mi? Arkadaşlar, şuradaki halojen kopacak. Bu halojenin koptuğu noktadan bir ayna varmış gibi düşünün. Ve simetriğini yapın. Bakın, CH3. Burada bir ayna varmış gibi. Çünkü halojen burada kop kopacak ya. Hı -hı. Evet. Bağladım. CH3 grubunda bağladım. Evet. Ne oldu arkadaşlar? 2, 2 dimetil bütan bileşiğini elde ettik. Peki 2 tane C2H5 bir araya gelirse ne olur? C4H10. Hı hı. Bu da düz zincirli en-bütan olacak. Peki daha sonrasında ne olacak? Karşılıklı olarak arkadaşlar birleştireceğiz. Evet. Halojenin koptuğu noktadan ne bağlayacağım bu sefer hocam? etil grubunu bağlayacağım. Hı hı. Yani diğer alkil grubunu bağlayacağım. Evet, buradaki bileşiği adlandırabilir miyiz? En uzun karbon zinciri 4 karbonlu 2 metil bütan bileşiğini elde edeceğiz. Peki kim ana ürün, kim yan ürün? Kendi aralarında birleşenler yani şunlar yan ürün. Karşılıklı olarak alkil gruplarının birleştiği arkadaşlar bileşik ise ana üründür diyoruz. Peki Evet. Daha sonrasında Green Yard bileşiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada alkil grubunun e, alkana dönüşebilmesi için ya bir radikal grubun bağlanması lazım ya da hidrojenin bağlanması lazım. Radikal grubun bağlandığı arkadaşlar reaksiyonlar vürt sentezleridir. Eğer hidrojen bağlanıyorsa direkt o zaman da Green Yard bileşiklerinden elde ediliyordur. Evet. Şimdi burada ne demiş? E, oluşan magnezyum bromürün tuzunun kütlesi 18.4 gram verilmiş. Hı hı. Bizden ne istiyor? Alkanın oluşan halkanın kaba formülü nedir? Bunu bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi burada reaksiyonu şöyle tekrardan bir yazayım ben. Çünkü burada katsayı sayı mol sayısı ilişkisini kuracağız. Hı hı. Hı hı. Hocam çok güzel teyit ediyorsunuz. Acı içinde teyit ediyorsunuz. <laughs> 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 çok zorlanıyorsunuz hocam? Zor mu? Yok zor değil. Ee, hocam siz matematik anlatırken ben kolay. dinlemek istiyorum ya. Hırkıyor Sevinirim mu? buyurun. Hocama geldik kanalına hocam. <laughs> 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 yani yıraçtan daha iyi performans sergileyeceğiniz kesin ama onu söylüyorum. Evet, estağfurullah <laughs> hocam. Estağfurullah hocam. Bir efsane. O bir fenomen. Evet. evet. Peki burada bize magnezyum bromürün kütlesini vermiş. Ne vermiş hocam? 18.4 gram vermiş. Biz mol sayısını bulacağız arkadaşlar. Evet. Niye? Çünkü e, buradaki arkadaşlar Grignard bileşiğinin kütlesini 16.1 gram olarak vermiş zaten. Hı -hı. Peki mol sayısını bulacağız dedik. Magnezyum bromürün MA'sı ne? 2 tane brom var. 2 çarpı 80 artı bir de 24'ümüz var. Topladığımız zaman 184. 184. Evet MA'sı da 184'müş. O zaman burası ne olacak hocam? 0.1 mol. Peki kat sayı mol sayısı ilişkisi kuracağız dedik. Bunun katsayısı 1. Hı hı. Peki bunun katsayısı 1 mi? 1'e 1 oranında gerçekleşiyor. 0,1 mol bundan oluşmuşsa bundan ne kadar tepkimeye girmiştir? 0,1 mol. 0,1 mol tepkimeye girmiştir. Çok güzel hocam. Peki 0,1 mol ne kadarmış? 16,1. O zaman 1 molü ne olur? 161. 161 gram olur. Şimdi şuradaki radikal grubu arkadaşlar CnH2n1 diyerekten açamaz mıyım hı hı. ben? Açarım. Magnezyum bağlı. Ve bir de brom bağlı. Şimdi bunun bir molünün toplam ağırlığı, ağırlığı 161 gram. Şimdi karbonun ağırlığı neydi? Vermemişiz ama 12 arkadaşlar. 12N olacak. Artı hidrojenin <laughs> atom ağırlığı 1 olduğu için 2N artı 1 olacak. Artı magnezyum 24. 80. Yok 24. Tamam. Magnezyum, Tabii, magnezyum 24, 24. 80. brom 80. topladığımız zaman ne olacak? 104. 161'e eşitleyeceğiz bunu. Peki ne oluyor hocam? 14N. 105. 46'a mı oluyor? 105, 161 56, 56, 56. oluyor. Çok 56. güzel. 56 oluyor. En eşittir. 4. 4 oluyor arkadaşlar. Evet. Ama bizden elde edilen alkanın formülünü istemiş. Şimdi burası ne oluyordu hocam? Şuradaki grup. H4, C4, C4, H9. H9. Buna ne bağlanacaktı? Bir tane hidrojen bağlanacaktı. O zaman ne olacak? C4, H4. H10. Yani bütün bileşiğini elde edeceğiz. Evet. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Arkadaşlar burada hidrojen katıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi katılma tepkimesi. Bu istisnai bir sorudur arkadaşlar. Halka gerginliğinden ve e, bağ sayılarının farklı olmasından kaynaklı olarak siklopropanla siklobutan arkadaşlar katılma tepkimesi verir. Peki ne oluşur? Düz zincirli <laughs> propan ile düz zincirli butan oluşur arkadaşlar. Evet. 4 karbondan daha fazla olan arkadaşlar halkalı hidrokarbonlar katılma tepkimesi vermiyor alkanlar olarak. Evet. Cevabımız 1 ve 2. Peki tepkimelerinden hangisi katılma tepkimesidir arkadaşlar? Katılma tepkimelerinde aslında ben genel bir şablon veriyorum çocuklara ama her seferinde tutmayabilir. Nasıl? İki tane reaktif olur. Tek bir tane ürün olur arkadaşlar. Şimdi buradaki Y yapısı X yapısına katılır ve yeni bir bileşik oluşur. Hı -hı. Evet. Mesela bu formata uygun mu? Şöyle bir bakalım. Ama uymayabilir. Ona bir bakmak lazım yani. Reaksiyon türüne bakmak lazım. Şimdi burada bir benzen halkası görüyoruz. Arkadaşlar klorla tepkimeye girmiş ve klorlar benzene katılmış. Hı -hı. Doğru Hı -hı. mudur? Bu bir katılma tepkimesidir. Evet. Havai çekiyorlar gibi. Aynen. <laughs> Birbirlerine katılmışlar yani. Ama burada baktığımız zaman arkadaşlar burada X, Y, Z, bir de T yapısını görüyoruz. Değil hı hı. mi? Dördüncü bir ürün var. Dolayısıyla bu katılma tepkimesi <laughs> formatına uygun değil. Ama yine de bakmak lazım. Aslında burada açık şeklini gösterdiğimiz zaman sadece şu bölümünü göstereyim ben. Şöyle CH, işte çiftli bağ CH grubu var ya hı hı. buradaki hidrojenle buradaki arkadaşlar klorun bir tanesi yer değiştiriyor. Hı hı. E burada hidrojen arkadaşlar karbondan elektronegatiflik değeri olarak daha düşük olduğu için elektrofil grubu gibi hı hı. davranıyor. Ve arkadaşlar elektrofilik yer değiştirme tepkimesi oluyor aynı tepkimenin benzerini arkadaşlar nitrik asitle tepkimesini görüyoruz. Daha demin görmüştük değil mi hocam nitrolama. Değil mi sülfürik asitte kullanılıyordu. Evet buradaki hidrojenle yine buradaki nitro grubu arkadaşlar yer değiştirmiş. Değil mi? Yine artı yüklü yapılar yer değiştirmiş. Nitro grubu da artıdır. Dolayısıyla bu da elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. Şeklinde yorum yapacağız arkadaşlar. Yalnız bir katılma tepkimesi. Evet. Yukarıdaki bileşikleri orta meta para eklerini kullanarak adlandırınız diyor arkadaşlar. Evet, bakıyoruz burada. Birinci bileşimimiz ne? Orta. Orta mı? Mu? Hatırlamıyor Ar... muyum yani? Ar... İki fark varsa orto Şöyle hatırlatalım hemen hocam kısaca. Şu üç... Şöyle karşı ardışık karşıysa... bağlıysa orta. Öyle mi? Tabi. Arada bir tane boşluk varsa meta. Meta. Simetrikse Pera. Para. Evet. Yalnız tabii ki biz hep genellikle böyle gösteriyoruz. Ee, hani ardarda arda bağlanmış, şey yukarıdan başlatıyoruz ama yani e, şuradan başlayıp şöyle de devam edebilir. Şuradan başlayıp şöyle de devam Hı -hı. edebilir. Burada arada bir boşluk olması işte buradan başlar şöyle devam eder. Daima arkadaşlar e, bu şekilde verilecek gibi kaydı yok. Yani arada bir tane karbon atomunun boşlukta olması lazım meta grubu için bu dönebilir yani halka üstünde. Simetrik yapılarda mesela şuraya bir grup bağlanır, tam zıttına bir grup bağlanır. Yine arkadaşlar. Acaba? Anladım ben Teşekkür ediyoruz hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki bu hangi konum hocam? Meta. meta. Evet. Meta nitro grubu arkadaşlar asit grupları genellikle benzen halkasında daha öncelikli adlandırılır ve meta nitro benzoik asit olarak adlandırmamızı yaparız arkadaşlar. Evet. Şimdi burada baktığımız zaman Ardışık arkadaşlar metil ve brom gruplarını görüyoruz. Evet burada yaygın adlandırmasını yapalım. Orto bromo toluen bileşiği. Evet ne oldu burada? Brom grubu benzen halkasına CH3 bağlandığı zaman toluendi. Brom grubu orta konumunda bağlandı toluen yapısına diyoruz. Peki burada yine meta konumunu görüyoruz, değil hı hı. mi? Peki burada iki tane nitro grubu var. O zaman di ifadesi kullanmam lazım. Meta di nitro benzen adlandırmasını yapacağım. Diğer soruya geçebiliriz. Geçebiliriz tabii ki de. Evet. 1-2-3 nolu tepkimelerde oluşabilecek yüksek yüzdeli ürünleri yazınız diyor arkadaşlar. Hem, Evet. Burada aslında benzene bir grup bağlanmış. İki, hı hı. İkinci grubun nereye bağlanacağını soruyor arkadaşlar. Peki burada belirleyici olan ne? Benzene bağlı olan atom. Hı hı. Buradaki atom pozitif yüklüyse meta konumuna yönlendirir. Eğer negatif yüklüyse orta para konumuna yönlendirir. Şimdi buradaki oksijen negatif yüklü. Çünkü yanında hidrojen var. Burada hı hı. karbon var. Elektronegatiflik değeri yüksek. Şimdi burada kükürt var. 6A grubu. Oksijen 6A grubu. Ama oksijen kükürte göre daha metalik. Dolayısıyla ne olacak? Burada kükürt pozitif yüklenecek. Peki buradaki klora baktığımız zaman karbona bağlı. Dolayısıyla buradaki klorda negatif değerlik alan bir atom olacak. 7A grubudur. Halojendir. O zaman bu da negatif yüklü. Hı hı. Peki bu meta konumuna yönlendirecekti. Peki ne bağlanacak burada hocam? Klor herhalde. Klor bağlanacak. Hangi konuma bağlanacak? Meta konumuna. Arada hmm. bir tane boşluk bırakmamız lazım. Evet. Bunun ara ürünü bu. Hmm. Yüksek yüzdeli olur. Yüzde 90 civarında arkadaşlar buradaki elde etmiş ol. oluruz. Evet. Buraya yazalım. Sık kalmasın. Çok güzel. Şimdi fenolu nitroluyoruz hocam. Ee, eksi elektron sunucu bir grubumuz var. Dolayısıyla hangi konuma bağlanacaktır? Orta, orta. para konumlarına bağlanacaktır. Değil mi? Hmm. Peki orta konumu nasıl oluyordu hocam? Oraya mı? hemen ardışık olarak konumlandırıyoruz Evet bunu söyledik orta nitrofenol Bir de bunun parasını yapmamız lazım parada ne oluyordu hocam simetrik oluyordu değil mi Evet. Şimdi bir şey soracağım Para, hemen. Nitro, bu Çok ikisi güzel. de aynı anda mı gerçekleşiyor yoksa bu veya bu mu gerçekleşiyor? Şöyle söyleyeyim. Mesela %60 oranında bu gerçekleşir, %40 hmm. oranında bu gerçekleşir. Tamam, yani toplam yani, bunu vereceğiz. Yani yüzdelere hemen hemen yakındır. Tamam. Şu da olabilir, %40'a %60 da olabilir. Hı -hı. Arkadaşlar yüzdeleri yakındır. Peki burada ne bağlanacak? Arkadaşlar burada Friedel-Craft acillemesi diye bir reaksiyon var. Onu görüyoruz. Buradaki arkadaşlar demir 3 bromürle buradaki brom bir nevi bir anyon yapısını oluşturacak. Buradaki arkadaşlar alkil grubunu ayıracak. Yani burada bağlanacak olan aslında şuradaki alkil grubudur. Peki bu alkil grubu nereye bağlanacak? Hangi konumlar? Hmm. Eksi yüklü. Eksi yükler nereye tamam. yönlendiriyordu? Ya buraya ya buraya. Süpersiniz hocam. Muhteşemsiniz. Ama adını hatırlamıyorum. bak. Ya buraya <laughs> ya buraya diyorum. yani. <gülüyor> Dur, <gülüyor> evet. Ortaydı. Orto. Evet. Para. Çok güzel. Düşününce oluyor. Orto para. Evet. Arda arda bağlandığı zaman orta. Orta bağ grubu olarak bu şekilde bağlanıyor arkadaşlar. Bir de bunun, gerçi burada göremeyecek arkadaşlarımız bunu nereye yazalım? Hop. Şöyle yazayım. Hı hı. Uyar mı hocam? Uyar. Tamam. Benzen grubu. Burada klorumuz bağlıydı. Bir de hangi konuma bağlayacaktık? Para konumuna bağlayacaktık da buraya bağlayacaktık. Oraya, oraya diyelim. Buradan. Or oraya da bir ok çizelim. CH. Oraya CH, CH, görmüyor CH. çocuk. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir çizemedik hocam ya. Evet. Şöyle ben hemen CH CH3 CH3. Tamam. Buraya da klor. Siz anladınız ya. Anladım. Çok ya. zorlandım ya. <laughs> evet. Soru 75. Alkenlerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğru olur? Alkenler elektrofilik katılma tepkimesi verebilir mi? Verebilir Vermiyoruz. mi? Evet, alkenler elektrofilik ve radikalik katılma tepkimesi verir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bromlu suyun rengini giderirler mi? Evet, giderirler. Aslında bu da bir elektrofilik, pardon, bu radikalik. Radikalik katılma tepkimesidir. Çiftli bağlar kırılır. Brom arkadaşlar çiftli bağın kırıldığı karbon atomlarına ardışık olarak bağlanır. Evet, bu ifade de sözel olarak doğrudur. Cis transfüzyon gösteriyor muydu hocam alkenler? Yok göstermiyordu. Olur mu hocam yapmayın kurban. 150 olayım. şansım vardı. evet gösterirler arkadaşlar. Hatta ne demiştik? Çiftli bağın bulunduğu karbon atomlarına farklı gruplar bağlanacak. Mesela şu X olsun. X şuraya Y buraya Z. Bu ne oluyordu o zaman? Karşılıklı olduğu için trans oluyordu mesela. Değil mi hocam? Hı hı. Evet. Evet. Tepkimesini mekanizması ile gösteriniz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir yorum yapmamız lazım. Mekanizmada oluşabilecek ürünleri, ara ürünleri göstermemiz lazım. E, bu bir katılma tepkimesi. Hı hı. Bu bir alkin bileşiği, üçlü bağ bulunduğu için arkadaşlar bu şekilde yorum yapmamız lazım. Peki burada e, nasıl bir reaksiyon izleyecek, nasıl bir reaksiyon gözlemleyeceğiz onu söyleyelim. Markovnikov kuralı arkadaşlar burada izlenecek. İkili ve üçlü bağ bulunan karbon atomlarında hidrojeni fazla olana hidrojeni bağlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi burada peki neden hidrojeni bağlıyoruz? Çünkü bu kısmi pozitif. Bu da kısmi negatif. Şimdi buradaki karbonlar da e, biraz negatif yüklü. Negatif ne yapacaktır? Pozitif yüke saldıracaktır. O zaman reaksiyon mekanizmasını yazalım. İlk adımda bunu gözlemlememiz lazım. Hı hı. Artı. Şunu H artı brom eksi şeklinde gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Buradaki karbon atomu geldi buradaki hidrojene saldırdı. Değil mi? Şimdi buradaki karbon 4 bağ yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu hidrojeni alınca 5 bağ yapmaz. O zaman buradaki hı hı. zayıf bağın bir tanesi ne olur hocam? Kırılır. Kırılır. Evet. Oradaki zayıf bağ kıracağız. Evet. Bir tane bağ kırdık. Hidrojeni kime bağladık hocam? Şuna bağladık. Değil mi? Hı hı. Pardon eksik yazdım ben. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Şöyle devam etmesi lazım. Şunu tekrardan yazalım. Hata olmasın. Şöyle olması lazım değil mi? Hı hı. Şuraya da hidrojen bağlanacak. Ama buradaki karbon ne yaptı hocam? eksik bağ yaptı. Burası artı yüklenecek. Biz bu yapıya ne diyoruz? Karbokatyon yapısı diyoruz. Peki hala elimizde eksi yüklü bir brom iyonu var mı? Hı hı. Var. Bu eksi yük ne yapacak? Gelecek buradaki artı yüke saldıracak arkadaşlar. Evet şuradan devam edelim. CH3, CH2. Buradaki arkadaşlar karbona buradaki bromu bağlıyoruz. Değil mi? Çiftli hı hı. bağ oluştu. CH bir tane de hidrojen bağlı. Hı hı. Değil mi? Evet. Ürünümüz meydana geldi arkadaşlar. İki brom e, büten bileşiğini elde ettik. Şimdi bu reaksiyon devam edebilir. Sonraki basamakta da buradaki arkadaşlar mekanizmayı izleyecek. Yani yine H artı brom eksi. Yine ikili bağ bulunan karbon atomlarında hidrojeni fazla olanı ne bağlayacağız? Hidrojen bağlayacağız. Bromun üzerine neden iki yazdınız? Eksi dediniz de. Eksi. Eksi yüklü olduğunu göstermek istedim. Biraz iki gibi kaçmış. Hı hı. Şimdi buradaki e, ikili bağın bulunduğu karbon atomlarında pi bağları kopacak. Burada karbokatyon yapısı oluşacak. E bu, hı hı. Ki bu karbokatyonu sordular arkadaşlar. İşte reaksiyon mekanizmasında aşağıdaki ürünlerden hangisi, arı ürünlerden hangisi meydana gelebilir diyerekten karbokatyonu sordular arkadaşlar. Burası karbokatyon grubunu oluşturacak. Bu bromda gelecek. Buradaki karbona bağlanacak. Diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz Evet. Diğer soruda ne diyor? Bir mono alkenin 5.6 gramını tamamen doyurabilmek için kütlece %8'lik 400 gram bromlu su kullanılmaktadır. Bu mono alkenin kapalı formülü ne olur? Hmm. Ne olur? Ne Şu olur? Şey Edebiyat <laughs> Şimdi şöyle olacak. Aslında e, kapalı formüller üzerinden arkadaşlar bu reaksiyon sorularını çözebilirsiniz. CnHken bir mono alkenin kapalı formülüydü. Hı -hı. Buna biz ne katacağız hocam? Brom katacağız. Değil mi? Hı -hı. Alkende e, 1 mol alkan de 1 mol pi bağı olacaktır. Dolayısıyla 1 mol brom bizim için yeterlidir. Dolayısıyla ne olacak hocam? h 2 n brom2 olacak. Hı hı. Direkt birleştirdim yani. Şimdi buradaki arkadaşlar bromun bir şekilde mol sayısına ulaşmam gerekiyor benim. 400 gram %8'lik brom kullanılmış. Tabi bromun atom numarasında pardon, atom ağırlığını da vermem lazım. 80 gram. 400'ün %8'i ne yapar hocam? 32. Evet. 32 gram bromun varmış. Peki bunun mol sayısı ne? En eşittir M bölü MA'dan. Evet. 80 bölü 32. 32 bölü, 2 tane var. 160. 160. 5'te birim mi oluyor hocam? Evet. 0.2 mol. Hı hı. Çok güzel. Peki reaksiyon 1'e 1, e 1 oranla mı gerçekleşecekti? Hı hı. Peki bu da 0.2 mol müydü? Hı hı. Çok güzel. Peki 0.2 molü ne kadardı hocam? Kaç gramdı? 5.6 gram. Peki 1 mol ne kadar olur? 28. 28 gram. 1 mol Cn H2n. 28 grammış. Hı hı. Peki şöyle yapabilir miyim? Bunun atom ağırlığı 12. Kat ile çarpacağım. 12n. Bunun atom ağırlığı 1. 2n kat sayısıyla çarpacağım. 2n. Topladığım zaman da 28'i verecek. n buradan 2. 2. O zaman ne olacak? Alkenin genel H4. formülü. C2H4. Evet. Diğer sorumuzda devam ediyoruz. Bileşiğinin yaygın adı nedir? YUPAK adı değil yaygın adını sormuş arkadaşlar. Şimdi burada üçlü bağ bulunan karbon atomları arasındaki bileşiklere biz ne diyoruz? Alkin grubu diyoruz arkadaşlar. Ve alkinlerin e, genel olarak diğer adı da asetilenlerdir. Özel adlarında genellikle asetilen kelimesi kullanılır. Adlandırması çok zor değil. Benzen halkasından bir tane hidrojen çıkarmışım. O zaman burada hangi grubu elde ediyorum? Fenil grubunu elde ediyorum. Ama iki tane var. Dolayısıyla ne olacak? Bir fenil asetilen olarak adlandırıyorduk genellikle arkadaşlar Arkin'lerde yaygın olarak difenil asetilen. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Kütlece %40 saflıktaki 320 gram karpit ile su tepkimeye giriyormuş. Oluşan hidrokarbon normal koşullarda kaç litre hacim kaplarmış? Şimdi ÖSYM bu tarz soru da sormaya başladı. Yani hiç böyle formülü vermiyor. Sözel hı hı. ifadeyi veriyor. Formülü direkt sizin yazmanızı istiyor. Karpit ne? Bunu bilmen lazım. Kalsiyum karbür bileşiğidir arkadaşlar. Hmm. Klorür değil, karbür. Özür diliyorum. Evet, kalsiyum karbürü ben su ile tepkimeye sokacağım. Peki ne oluşacak? Bu özel bir reaksiyondur arkadaşlar. Asetilenin elde reaksiyondur. Asetilen neydi? Şu. C2H4. C2H2 bileşiği. C. Peki yanında ne olacak? Kalsiyum hidroksit bileşiği oluşacak arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapacağız. Evet. Şimdi tabii ki burada e, reaksiyonun katsayıları da önemli bizim için. E, gördüğünüz gibi iki tane karbon var, iki tane karbon var, iki hidrojen burada, iki hidrojen de burada var. Dört. Dört etti. O zaman buraya da iki yazmam gerekiyor, değil oksijen mi? İki şey tane oksijen, yani. iki tane oksijen de burada. Tepkimem denktir arkadaşlar. Peki, evet, yüzde kırk saflıktaymış. Peki bu ne demek? 320 gram karışımın hı. tamamı, ama bunun yüzde kırkı karpit. Hı hı. Yani 320 çarpı 40 bölü 100 diyorum. O zaman buradan ne oluyor hocam? 128. 128 gram, gram oluyor. Çok güzel. Yine mol sayısına geçiş yapmam lazım ki zaten e, böyle kimyasal hesaplama soruları varsa genellikle bir şekilde arkadaşlar bizi mole götürecektir. Hı -hı. Hatta merkez moldür. E, mole geçersiniz, molden de istenilene geçersiniz. Şimdi bizim kütlemiz bu. Peki EMA'mız ne? Kalsiyum karpit İki bir mol. tane. Bir tane kalsiyum. Aynen. 40. 40 2, tane çarpı 12. 12. Yani 64, 64 gram. Çok güzel. O zaman en eşittir. En bölü MA'dan. 128 bölü 64'ten i̇ki mol, mol. sevimli çıkacak. 2 mol çıkacak. Peki hidrokarbon normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyor. Şimdi şu arkadaş 2, mol. Iki molmuş. E, Birebir oranı var. Hı hı. Dolayısıyla 2 mol de Hı hı. Bu arkadaştan oluşacak. Peki 2 molü normal şartlar altında ne kadar hacim kaplar? 22.8 litre. Evet 22.4 ile çarptığımız zaman 44.8 litre. 22.4. 22 1 mol gaz normal şartlar altında. Normal şartlar 0 santigrat evet. derece. Bir atmosfer 22.4 litre hacim kaplar. Peki. Güle güle. Değişmiş benim zamandaki <laughs> <bana> daha farklı. <laughs> evet. Peki öncülerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Asetilen polimerleşmiş birinci tepkimede. Peki asetilen polimerleşirse ne olur? Benzen halkası oluşur arkadaşlar. Tepkimesinin türü polimerleşmedir ifadesi doğrudur. Olur. Peki ikinci de bakıyoruz. Yine asetileni görüyorum. Amonyaklı gümüş nitratla tepkimeye girmiş. Peki burada ne ne tür bir tepkime var? He, bakıyorum. Ya buradaki hidrojen gümüş karşılıklı olarak bir yer değiştirme var. Hı hı. He, gümüş metaldir. Metaller ne ilgilidir. Artı yüklüdür. Dolayısıyla artı yükler yer değiştirdiği için Elektronik. Aynen öyle. Elektron sevenler yer değiştirmiş ve arkadaşlar elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlar hem X, Y, Z daha demin bir format vermiştim ya arkadaşlar bu organik bileşiğe bu hidrojen katılmış yeni bir organik bileşik elde edilmiş. Yani bu bir katılma tepkimesi arkadaşlar. Peki burada artı eksi yükü belirtebiliyor muyum? Belirtemediğim için buna radikalik katılma tepkimesi diyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlış. Çünkü bize ne demiş? Eliminasyon tepkimesi demiş. Bu reaksiyon ters çevrilirse eliminasyon olur. Tamam. Yani ikili bağlardan üçlü bağ oluşur, tekli bağlardan ikili bağ oluşur. O zaman arkadaşlar eliminasyon tepkimesi olur. Teşekkürler.